Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Telefonları kapatıyorsunuz, tesbihlerini cebinize koyuyorsunuz. Buraya müteveccih oluyorsunuz çünkü mühim bir ders. Dersin sahibi, mevzuyu sahibi diyecektim. Dersin mevzusu gaye sahibi olmak. Gaye sahibi olmak. Yani insanın bir gayesi olmasa ne olur? İnsanın bir gayesi olursa ne olur? Onlar Risale-i Nur'dan toplama yapılmış. Oradan okuyacağım. Allah rahmet etsin Rüşt abi. Toplamış esas satırını diye. Oradan okuyacağım meslek dosturlarında. Toplama. Farklı farklı yerden okuyacağım. Ama ben okudum. Size bir ana başlık topladım. Biraz daha mevzunun anlaşılmasına daha fazla katkı sağlayacak. Daha fazla sıçrama yapacağız. Anladığımızdan biraz farklı da olur inşallah. Ufkunu açacağım konunun. Gaye sahibi olmak ne demek? Fıtrat-ı asliyeni hariçte görmek. Gayi. Gayen varsa o gaye senin fıtrat-ı asliyendir. Fıtrat-ı asliyeni hariçte görmek. İki. Hayatından daha değerli bir şeyin var olduğunu fiile göstermektir. Mesela insanın en değerli şey hayatıdır. Değil mi? En değerli şey hayatıdır. Hayatından daha değerli bir gaye olursa hayat heyecanlı olur, yaşamaya değer ve anlam kazanır. Hayatından daha değersiz bir şey hayata gaye yapılırsa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. İntiharın sebebi bu. En büyük sebebi. Diğerleri detay. Hayatımızdan daha değerli bir şey yok. Bir daha söylüyorum. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayat gittikten sonra ne kalırsa kalsın. O zaman bu hayatı bir şey uğruna harca ki harcadığın hayat değsin. O zaman hayatından daha değerli olması lazım. Hayatından daha değerli bir şey gaye olursa hayat yaşamaya değer ve anlam kazanır. Hayatın içeriklerini anlamlandırmaktır. Gaye sahibi olmak. Başka bir madde. Hayatımızın içerikleri var ya, mesela doğduk, büyüdük, teyzedir, haladır, davadır, işte gündüzdür, akşamdır, geçen sene, bu sene, Müslümanlar, gavurlar. Yani hayatımızın içinde ne varsa hepsini anlamlandırmaktır. Anlamına getirmektir gaye sahibi olmak. Gaye sahibi olan da olur bu. Yoksa olmaz. Gaye sahibi olmak, aleminde zıtları ayrıştırmak. Gaye sahibi olmak, kendini terk etmenin fiili halidir. Bir daha, gaye sahibi olmak, kendini terk edip bir şey uğruna yaşamanın fiili halidir. Sahabeleri sahabe yapan, İsar Hasleti'dir. Değil mi? Sahabeyi sahabe yapan, İsar Hasleti. Ne demek o İsar Hasleti? Neydi İsar Hasleti? Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmek için kendini terk etmen lazım. Öyle ya, seni tercih edebilmek için kendimi terk etmem lazım. Gaye sahibi olması nispetinde mi asırlara damga vurmuş insanlar, iz bırakmışlar? Evet. Mesela yani
Mevlana diye bir insan yaşamış. Onun yaşadığı şehirde, köyde belki 7-8 tane de kardeşi vardı Mevlana'nın. Veya çok zengin dev şeyler, yani, insanlar vardı. Veyahut da zengin sultanlar vardı. Bilmiyorum, hiçbirisinin ismi duyulmuyor tamam. Mesela. Yani onların da gayeleri vardı. Hiçbiri, yani gaye sahibi olmayan kimse yok. Herkesin gaye vardı. Evet. Ama gaye sahibinden kasıt öyle bir gaye ki asırları, zamanları, devirleri aşarak o gayesi ile asırlar sonra konuşulmak. Ya yani gaye sahibi oldun mu ölümsüzleşiyorsun. Ki insanoğlunun hedefi bu zaten, ya. Ölümsüzlük. Zaten ilk başta şuydu. Fıtrat asliyeni dışarıda görmektir. Tamam mı? Yani gaye sahibi oldun mu kendini gaye edinmemişsin ya. İnsanların da gayesi oluyorsun. Eski mitolojilerin, eski inanışların hemen hemen hepsinin en çok bahsettiği meseleler ölümsüzlük abi. Evet. Ölümsüzlük üzerine, şimdi yapılan filmler ölümsüzlük üzerine, o dönemler, o dönemdeki yani şirk tanrıları ölümsüzlük üzerine, her şey ölümsüzlük üzerine. Bak, burada gaye sahibi olan ölmediği gözüküyor. Evet, ölmüyor. Bak Bediüzzaman ölmedi diyeyim, Resulullah ölmedi diyeyim, İmam Azam ölmedi. Sahabe ölmemiş. Çünkü yaşarken öldüler. Yaşarken öldükleri için, öldükten sonra yaşıyorlar. Yaşarken ölenlerin, öldükten sonra yaşama haklarına sahip oluyorlar. Gaye sahibi. Peki abi gaye sahibi olmak için hani kendimizi tanımamız da gerekir mi? Tabii o maddeler geliyor tabii. Tabii başka aslı kendisi ya. Aslı kendisi. Yani onlar şöyle demiştik. Hayatın içeriklerini anlamlandırmak, aleminde zıtları ayrıştırmak bedendir, ruhtur. Bunun için kendisi tanımak. Tabii. Kalptir. Tabii. Evet. Aynı zamanda Allah'ı tanıma yöntemlerinden yöntemi. Biri de budur. Yani. Allah'ı tanıdıkça zaten gaye sahibi oluyorsun. Zaten gelecek, o da o maddeye de koymuşuz ama güzel oldu böyle. Kendini terk etmenin fiili halidir gaye sahibi olmak. Yani kendini değil, onu yaşamak. Onu yaşayabilmek için bundan çıkmak gerekiyor. Bunun da sebebi ruhu cesedine hakim etmek gerekiyor. Gaye sahibi olmak. Gaye sahibi olmak, terklerin ve tecerrütlerin hayattaki eylemleridir. Terkler dima, tecerrüt kalp. Yani internet, televizyon. Mesela zamanım yok diyenlere söylüyorum. Bak şu televizyon internetten uzak dur. Bak korkunç bir mesafe açılacak önünde. Korkunç bir zaman göreceksin. O kadar korkunç büyük, hatta harca harca bitiremeyeceksin o zamanı. Şimdi ise zamanın yetmiyor. Birileri çalıyor da farkında değiliz. En büyük zalim budur. Zamanımızı çalandır. En büyük düşman baş köşede. Zamanın yok. Bak seyredin şu televizyon internetten. Korkunç bir zaman kalacak sende. Harca harca bitmeyecek o zaman. Sıkıntılarından sıyrılma vesilesidir gaye sahibi olmak. Sıkıntı ne demek? Kendiyle meşgul olmaktır. Kendini esas almaktır. Bedeninle meşgul olmaktır. Kendinle meşgul olmak. Ben oraya kafayı taktımsa burayı görmüyorum demektir. Oraya bakıyorsan buraya bakmıyorum demektir. Gaye sahibi olan arkaya bile önle bakar. Hani arabanın dikiz aynası var ya. Arkaya bakmak için yine ön tarafa bakıp dikiz aynasıyla arkayı seyreder. Yani gaye sahibi oldun mu, gaye uğrunda yaşadığın için sıkıntıların olmuyor. Zaten Allah'ın da böyle bir vaadi var. Dinimi dert edinenin derdini üzerime alacağım diyor. Kutsi hadis. He? Kutsi hadis mi? Kutsi hadisti bu mana, bir mana tam metin değilse de. Ya. Üstad'da dert, efendim abi? Üstad'da da evet. Gözüküyor. Hani gözüküyor. Diyor ya, karşımda yangın var. İmanım yanıyor, içinde evladım yanıyor. Birisine ayağım takılmış da diyor, çarpmış çarpmışım diyor.
ne ehemmiyeti var diyor. Yani o dahildeki, yani o birisi aslında bizdeki birileri de kasıt olabilir yani. Evet. Veyahut da mesela iç şeyler de aynı şekilde. Hesaplamalar, evdeki, içsel düşünceler. Ev tek meseleler. Gaye sormadan ama yani evdeki ufak tefek meseleler, dershanedeki ufak tefek meseleler de pek ehemmiyetine gelmiyor. Çünkü çok büyük bir hedef koymuş karşıya. Şeyde yatıyor, şey değildim. Ben buraya Polatlı'ya 92'de gelmiş. 92'de buradan çıktıktan sonra Kırıkan'a gittim. Ondan sonra orada 92 bir kardeş evlendi. Evlendi ya. Ya yeni evlendi ya işte. Mubala gelecek. Düğün yaptı. Ertesi gün saat 1'de mi 2'de mi ne yağmurda baktım. Ben bir dersten geliyorum. İskenderun'dan. Yağmur yağdırılıyor. Gidiyorum böyle. Ulan benzettim Mustafa abiye. Baktım Mustafa abi evliliğin ikinci gecesi belki de biri geçmiştir. Ben uzaktan geliyordum. Yağmurda adam yukarıya doğru çıkıyor. Bak adamın şunasına bak ya. Şu gaye sahibine bak. Dersten geliyormuş. Ders bittikten sonra öğrenci yurdunda fizik dersi veriyormuş özel. Ücret de almadığı için acayip de bir seviliyormuş. Yani almadığı için değil, fedakarlık seviliyor. O vesileyle fiziği Risale-i Nur'u tanıtıyor. Ben bunu gördüğüm için ömrüm 92'den beri unutamıyorum. Çok etkiledi beni. Demek ki gaye sahibi olmak sıkıntılardan sıyrılma vesilesidir. Önümüzde olan gaye sahibi olan önümüzde olan kafire-i âliyeye bağımızdır. Bağlanma vesilesidir. Önümüzde gitmiş olan kafire-i âliyeye bağlanma vesilesidir. Yani İmam-ı Rabbani'lere, İmam-ı Gazali'lere, İmam-ı Ali'lere bağlanma vesilesidir. O da hissediliyor abi. Yani hissediliyor. Eğer onu yaparsanız hissediyorsunuz. Yani hissediyorsunuz. O gayeleri dediğiniz gibi yaparsanız hissediliyor. Ediliyor. Gaye sahibi olmak tesanut ve şefklenmenin vesilesidir. Şefkin mi yok kitap okumaya, derslere gelmeye? Gayen azalmış. Veya gayen kalkmış. Bir yerde kavga gürültü mü var evde ve ailede? Uvvet mi yok? Gaye ortadan kalkmış. Gaye sahibi olmak uhuvvetin zeminidir. Gaye sahibi olmamanın bedeli de kavga. Lemaat'ta diyor ya abi. Zihinler enelere döner. Evet. Zihinler enelere döner. Gaye sahibi olmak ihlasın fiili tezahürüdür. İhlasın Allah için yaşamanın fiile dönüşmüş halidir. Gaye sahibi olmak. 3-4 tane de kaldı. Gaye sahibi olmak kalp ve aklın bütünlüğünü eylemde göstermektir. Gaye sahibi olmak, iştirak-ı amal-ı uhreviyenin ziyadeleşme sebebidir. Yani cemaattan hissemizin ziyadesi sebebidir. Gaye sahibi olmak, ifrat ve tefritten azade olup, hatt-ı istikamet, hatt-ı vasatta durmanın fiili görüntüsüdür. Gaye sahibi olmak tembelliğin panzehiridir. Gaye sahibi olmak şahsı kusurların af vesilesidir. Bu nasıl oluyor abi? Mesela adamın bir gayesi var. Ama bir sürü de günahları var. Ama adam şimdi biraz sonra gelecek. Adam milleti için yaşıyor. Arabada gelirken biz dedim ya birisi. Dedin ya sen, ya sakin bu kadar zikretmiyordun ama bak bu koca bir gün beraberiz. Belki de 50 defa, 10 defa mı nedir? 15 defa. 15 defa günde onun ismini zikrediyorsun. Yani Rüştü abiyi kastediyim ya. Belki de 15 defa bunu zikrediyor. Benim abim yani yetişmeme katkı sağlamış. 15 sene, 16 sene yanında kaldı. O dedi ki en az günde dedi ağzından düşmüyor dedi. Adamın bir gayesi vardı. Dedim ki, şahsi kusurları vardı. Vardı tabii. Bir sürü kusurlarımız var. Onun da vardı. Fakat
öyle bir gayesi vardı ki şahsı kusurları gözükmez. Dolayısıyla rahmet ilahi hepimizde de var. Adamın bir gayesi var. Hakikaten gayretli. Ama görüyorsun gayreti. Şahsı bir sürü kusuru var. Ne yapıyorsun? Görmüyorsun. Mesela çocuğun, senin çocuğun, hanımın ya. Hakikaten himmeti, gayesi, âli yani didiniyor. Ama olmuyor, yapamıyor. O hata bile hata olmuyor işte. İnsan acıyor yani. Acıyor ona. Hakikaten gayretli. Ama şahsı kusurlarına çıkamıyor. Gayret ediyor adama. Gayret ediyor. Biz de el atıyorsun sen de. Allah belanı versin demiyorsun ya. Abi gaye niyet midir? Aferin. Âli bir niyetin fiili görüntüsüdür. Âli bir niyet. Niyet ama batıl niyetler de var. Âli bir niyetin fiildeki tezahürüdür. Arş-ı Azam'ı niyet ettiniz mesela. Evet. Orayı görmeyi. Gibi. Yani başta bir niyet ediyorsunuz değil mi? Sevaplar ondan sonra mı geliyor? Evet. Doğru. Aynen öyle. Şimdi buradan okuyorum. Gaye hayal sahibi olmak. Nereden okuyacağım? Sözler 708'den okuyorum. Gaye hayal olmasa enaniyet kuvvetleşir. Bir hedefe hedefe bakarsan şuna benziyor gaye sahibi. Uydu baz aktarma yani baz istasyonu yansıtma vesilesi ya sonra telefonuma geliyor. Uydudan baz istasyonu atlatıyor telefonuma geliyor. Şimdi gaye hayal olmasa enaniyet kuvvetleşir. Şimdi insanın bir gayesi olunca eni olmaz. Gayesi nispetinde ene olmaz. Gayesi nispetinde tevazu olur. Gayesi var adamın. Kardeşim nasılsın der. Ta ki bir gayesi uğruna seni ona bağlamak. O gayesine seni ısındırmak. Olursa enaniyet yapamaz. Tekebbür yapamaz. Büyüklük taslayamaz. Çünkü gaye sahibidir. Gaye sahibi insanlar mütevazi olur. Bak gaye hayal olmasa, yani yolda gidiyoruz tamam mı? Araba sürüyoruz. İnsanın bir hayalinde bir gayesi yoksa, çoktum vurdum, para kazandım. Şimdi hep ene, hep gurur, kibirler hayal olur. Kırdım, döktüm, vurdum, aldım, zengin oldum, kral oldum, şöyle oldum. Hep bu olur. Ama bir gaye hayal olursa, enaniyet devredişi olur. Bir gaye hayal olmasa yahut nisyan basarsa, insan bir gaye hayali yoksa, hayalin bir gayesi yoksa veya unutursa gayesini, nisyan basarsa, ya tenasi edilse, yani nisyan basarsa veya tenasi ikinci bırakılsa nisyandır o ama içsel nisyan. Elbette zihinler enelere döner, etrafında gezerler. Yani insan bir ne düşünür insan? Ne düşünür? Gayesini düşünür. Gayesi yoksa kendisini düşünür. O zaman eneler olur. Ben varım. Firavunlaşır. Kimseyi beğenmez. Tenkit eder. Tamam. Gaye sahibi olan davasına insanları ısındırmaya çalışır. Tenkitle İnsanlar düzelmiyor. İtmeyle, kalkmayla, vurup kırmayla kimse düzelmiyor. Allah Resulüne Allah diyor ki Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e. O savaşa gitmeyip de söz verdikleri halde geri kalanlar, Kadri Malik gibi. Allah onun hareketini onaylıyor. Diyor ki, eğer sert davranmış olsaydın, etrafında kimseyi göremezdin. Gayesi olmayanlar böyle hırçın olur, tenkitçi olur, bağnaz olur, geçimsiz olur. Tutunacak bir tarafı, tutacak bir tarafı kalmaz. Nerede nasıl yanaşacaksın buna ya? Gayesi uğruna fedakar olur, mütevazi olur, yapıcı olur,
Bütünleştirici olur. Affedici olur. Gayesi var çünkü. Rüştü abi dedim, müsaade et böyle bir şey yapacaktım. Kardeş, sırtımızda diyor yumurta sepeti var. Bizim sırtımızda çoğu insanların çoğu pamuk ipliğiyle dine bağlı. Onlar için hasmedeceksin. Ki abi bu devir zaten enaniyet devri. Evet. Enaniyetle karşılarına çıktın mı? O yüzden de tabii ya, o gayeler maalesef ortadan çıkıyor. Kalkıyor. Ene kuvvetleşiyor. Mesela yolda da öyle yani. Arabada hata yaptın, bilmem ne yaptın. Mesela oldu. Ben 2 sene mi 3 sene önce daldım. Yağmur yağdırılıyordu giderken. Dikkat edemiyorsun. Hepimiz şoförüz bilirsiniz. Gaflette geçtim. O yağmurda adamı yıkadım ya. Böyle kaldı. Hemen hiçbir yere kıpırdamadan el freni çektim, dörtlü yaktım. Elimi kaldırarak gittim. Adam da küfür de etmesin diye böyle. Dedim inan farkında olmadım ama her şey yana gidiyorum ha bağırarak. O da durmuş. Her şeyi karşılayacağım. Her elbiseni karşılayacağım. Dedim. Ne dedi biliyor musun? Kusurunu anladın mı? Ne demek kusurumu anladın mı? Özür diliyorum. Hakikaten bunu dedim yıkattığına ben vermeye hazırım. Yeter ki hakkını helal et. Kusurunu anladıktan sonra el alasın. O da adammış. Evet. Yok. Mesela iki şey vardı. Arabada sıkıntı yaptı böyle. Geçiyordum o nasıl anladıysa sıkıştırdılar beni hop ileride beni önüme sıkıştırıyorlar. Ben de böyle yaptım. O böyle yapınca sen misin yapan? Ondan sonra sağ hop sıkıştırıp durdurdum. Baktım çıktılar tamam mı? Camı indirdim. Söyle lan dedi. Söyle dedi biraz önce söylediğini delikanlıysan. Tamam diyeyim dedim. Durdular. Allah sizi nurcu yapsın dedim. Bir anda böyle kaldı. O ona bakıyor. O ona bakıyor. Amin de diyemiyor. Öyle bir utandı ki kafayı indirdi. Ay nasıl döndüler biliyor musun? Kesinlikle önümde olduğu halde ben gitmeden arabayı kıpırdatmadım. Ve bir daha beni geçtiğini görmedi. Al, tamam abim dediğin zaman hangi kavga hali olmadı ki? O zaman insan değil o. Üstad da diyor ya kavgacıya yardımcı olun diyor. Evet. Başka bir el okuyorum. Ya ne güzel şeyler ya. Risale-i Nur. Yani psikiyatrist bir okul sanki. Psikolog musun sen ya? Şu bak bak 15-20 dakikadan beri ne konuşuyoruz? Psikoloji değil midir? Tedavi değil midir? Sıkıntılara çareler cümleler değil mi? Nerede bulacağız böyle cümleleri ya? Ya. Zaten bütün psikologların okuması lazım. Ya acayip bir şey ya. Bak başka bir tane bak şuraya bak. Hutbe-i Şamis 59'dan okuyacağım. Kimin himmeti milleti ise, kimin himmeti, yani himmet, yardım, gayreti, evet, maksadı, hedefi, milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Ne demek yapıyor? Çok şey anlatıyor. Bir tanesi şu. Ya şöyle şöyle millet etrafımda birkaç kişi olsak bunu yapardık. Deme öyle. Sen yap. Olmaz. Olduğu kadar. Allah fiiliyatınıza değil, niyetinize bakıyor. Külliyatta da bu manada zaten şey var. Hani diyor ya üstad, siz bildiklerinizi, şey pardon, yani dinde vardı, üstad da onu söylüyor. Siz bildiklerinizi amel ederseniz bilmediklerinizi öğretim. Üstad o da Allah'ın peygamberimize. Allah'ın peygambere söylüyor. Üstad da diyor ki, siz diyor şeyinizi, hani nasıl da şu an hatırıma tam gelmedi de, yani külliyatta da, ha, gelmedi abi hatırıma, geçti yani şu anda. Külliyatta da var aynı manada. Eğer efalimizle İslamiyet yaşarsak, kimin himmeti milleti ise, gayret hedefi oysa, o kimse tek başına büyük bir millettir. Değil mi? Tek başına. Mesela Allah Resulü diyor ki,
o aleyhissalatü vesselam suyun başında olsanız bile iktisat lazım. E su zaten akıyor, dere akıyor. O dere burada. O dere önemli değil, ikinci derecedir. Birinci derece bu yani. Ya tamam, iktisat orada o suyu almak, ona anlam vermektir. Onun Allah'ın olduğunu şuur etmektir. Ona hürmet etmektir. Değerini göstermek. Evet. Başka bir cümle. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Bir şeyin kıymeti nedir? Yazılımıdır. Ve gelirken dedin ya, uçak o kadar mühim değilmiş ha. Yazılımı önemliymiş Ömer. Yazılım. Senin cesedin önemli değil kardeş o kadar. Yazılımın önemli. Ruhun önemli değil mi? İnsanın mahiyetini tayin eden, insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyet. Yani yazılım. Mahiyetinin değeri ise tamam, yazılım var. Ama bunun değerli olabilmesi için himmeti lazım. Himmeti nispetindedir. Yani gayret de onu aktif etmeyle mümkündür. Öyle bir yazılım var ama bir şey yok yani. Çok harika bir araban var, benzin yok. Mükemmel bir elektrik cihazı almışsın, elektrik yok. Bakın, insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir, yazılımıdır. Yazılımın da değeri ise ne zaman anlaşılır? Eyleme dönüşürse anlaşılır. Himmeti nispetindedir. Yani onu aktif etme nispetindedir. Himmeti ise, o gayreti ise, hedef ihtiyaz ettiği, bir şey peşine koştuğu, maksadın derece-i emniyetine bakar. Yani herkes bir şey kokar, koşar, adam bomba koymuş, terörist, patlatıyor. Onun da bir hedefi var. Kendisinden daha değerli görmüş o gayeyi. Ama doğru olup olmadığını kim söylüyor? Kainatın sahibi diyor. O zaman sırayla girelim. Bir insanın kıymeti mahiyeti nispetindedir. Yazılımı, fıtratı, fıtrat. Bir insanın kıymeti mahiyeti nispetindedir. Mahiyeti yazılımı yetmiyor. Himmeti nispetindedir. Gayreti nispetindedir. Gayret ama o da patlattı kendisini. Ama o gayret, o himmeti hedef ittihaz ettiği maksadın ne maksat o? Derece yeminiyetine bakar. O neyin peşine şey yapıyorsun? Kim söylüyor? Yani ben... He? Kim söylüyor? Kim, yaptığın evet. Şeyi doğru, yanlış kim söylüyor? Kim söylüyor? İçin söylüyor. Ha demek ki hedefin yüksekliği, insanın gayreti, insanın mahiyeti, insanın kıymeti. Yukarıdan aşağı böyle. Yani kısacası neyin peşine koşuyorsun? Olsun. Affınıza sığınarak gazete alim bir lafını nakledeyim. Kusura bakmayın. Abdullah gülmeye başladı. Ben aklıma geldi. Demeyeyim mi? Bir devam edin. Demeyeyim de orayı keseyim o zaman. Kimin himmeti, kimin gayreti, maksadı midesi ise, mideyi doldurmaksa, mesela bir ağaca niye dikiyorsun kardeşim? Meyvesi için dikiyorsun değil mi? Bir arabayı niye alıyorsun? Kar elde etsin diye. Mesela kar getirmeyen araba galeriye, meyve vermeyen ağaç sobaya. Değil mi? Süt vermeyen sığır kazana, namaz kılmayan da cennete. Olmaz değil mi? Şimdi mideyi niye dolduruyorsun? Netice için. Nereye harcayacaksın? Şimdi kimin himmeti, kimin hedefi, gayesi sırf mideyi doldurmaksa onun değeri de o midenin neticesi olan aşağı bir şey çıkıyor. Onun kadardır diyor. O ismini veriyor ama ben vermeyeceğim. Kimin himmeti, midesi ise onun değeri çıktığı kadardır. Adam mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, iş veya oku. Bu dikdörtgen içerisinde. Bunun değeri ne çıkıyorsa o işte. Başka bir yer. Maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Maksat büyük mü? İnsanın himmeti de büyüyor.
Mesela buranın cemaatin yarısı belki Ankara'dan gelmiş. Niye gelmiş? Sapmışsınız. Para mı veriyorlar size? Benzin harcadı. Bir maksadın varsa Irak yakın olur. Yeter ki senin hedefin âli olsun. Adam burada oturuyor. Üst katta, şurada, solda. Yorgunum, pijamayı giymiş. Ben gelmemek için 10 tane sebep bulurum. Gelmek için de 100 tane bulurum. Bir şey söyleyeyim size. Allah'a inananlar, Allah'a inanmak için delil bulduklarından değil. Allah'a inkar edenler, delil bulamadıklarından değil. Niyetleri bozuk. Niyetin iyiyse, Allah'ın varlığına küçük işaret delil olur. Niyetin bozuk ise deliller işaret olur. Yeter ki niyet et. Bu delili sen kullanarak şüpheye düşün. Efendim abi. Çünkü biz buluyoruz zaten. Delille delil biliyoruz. Evet. Biz buluyoruz Ömer'im onu. Efendim abi. Deliller benim için delil olan şey adamı şüpheye düşürüyor diyor. Ya. Yani evet. Mesela Allah'ı inkar edenlerden zır cahil pek yok ama profesör çok var. Evet. Yani adam profesör olmuş, gözü, kalbi, gözünün önünde benim için bir dışarıdan bir şeydir. Adam onunla o kadar hemhal olmuş ki yani fena fil göz olmuş adam. Onu görerek köre verebiliyor gözü. Yani onu kullanarak küfre gidiyor ya. Bir de niyet toprağı altın eder hani. Tam bu yerde yani. Evet. Toprağı altın eder. Evet. Niyet önemli abi. Niyet. Yani adi şeyleri ibadete de çeviriyor ya abi niyet. Hatta âli şeyleri de niyetin işine farklı bozukluk girdiyse toprağa götür. Yani altını da toprağa çevirme ihtimali var ya. Maksadın büyümesiyle maksadın himmet de büyür. Maksadın ne bu kadarsa himmet de küçük olur. Ve hamiyeti İslamiyenin galiyanı ile ahlak da tekamül ve tali eder. Bu divan harbi. Yani mesela bozuk adam. Ama vatan millet diyorsun. Şehit oluyoruz. Bak şehit oluyor. Çok örnekleri gördüm 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da evet gözüktü. Sarhoş ya. Vatan dedi adam. Ya ben acayibime gidiyorum. Kimlendim ya? Dün dersten geliyoruz. Bir şeyde, Mecidiyeköy'de mi bir yerde şeyin Ömer Halis Demir denen bir adam vardı yani. Evet. Şeyde bilgisayarında Nur dersinden iki tane ders çıktı. Nurcuydu. He. İki tane videosu çıkmış bizim bu derslerden. Oradan biliyorum. Onun arkadaşı ulaştı da bize. Bir şey diyeceğim size de. Adam belki de gafil yaşadı. Şöyleydi böyle düşe kalka. Yani zannetmiyorum benim kadar bir fedakarlık göstersin. Fiil. Çünkü askerdi. Bizim ömrümüz böyle. Ama Allah işte niyet. Bir 5-10 dakika yaşıyor. Hayatının bir 5-10 dakikası kocaman bir milletin kurtulmasına vesile oldu. Şimdi ona yetişilmez. Görüyor musun? Demek ki Allah halis ol. Niyetin temiz olsun. Halis temiz. Ha halis temiz bak ismi de. Halis demir. Halis demir. Demir. Ha bak halis temiz ol. Oldun mu? Ona dedim ki bak şoföre dedim ki minibüsteydi. Bak dedim benden geçti. Bizim ömrümüz 17 yaşından beri bu işte geçti. Adam askerdi eğitim bir sürü düşe kalka. Zahirde bizden şey gözüküyor. Ama bir 10 dakika bir kahramanlık yaptı. Değil Türkiye, alemi İslam'ın unutamayacak bir şeye imza attı. Ve hiçbir ulema onun seviyesine zor yetişir. Namustan ondan alacak, vatandan ondan alacak. Biz şu anda kitap okuyorsam ondan benden alacak. El sebebi kel faiz. Sırınca he. Vesile olmasaydı bugün Hasan önünüzde ders yapmayacaktı. Yapamayacaktı çünkü. Ya, yani niçin diyorum biliyor musun? Maksat büyüdükçe
Sen büyümene gerek yok. Maksadın büyük olsun. Onu dedim yani. Onu demek istedim adama. Adam öyle büyük adam değil yani. Yani evliya yazime, müfessir. Yani şudur budur değil yani. Tamam, uçuyor kaçıyor değil yani. Fakat maksadı büyük. Adam da büyüyor böyle yani. Kendi küçük. O nispetle. O nispetle maksadı gibi o da büyüyor yani. Heyecanlanmama mümkün değil yani. İnsanı büyüten maksadı imiş demek ki yani. Maksadın büyük. Büyük olmak istiyorsan maksadın he? Gayem. Gayem. Evet, gayem büyük olacak. Hiçbir su. Ölümden bile korunmuş abi ya üstadı. O Erek Dağı'nda mağaradan düşerken davam demiş. Evet ya, evet evet. Van Kalesi'nde. Evet. Davam, gayem. Adam ölmemiş ya. Canıma da gibi sahipleniyor. Vacip bir şey ya. Bitiyorsa Ahmet bir heyecanlanma ya. Nasıl heyecanlanma? Ölmem lazım dedi. He? Ölmem lazım. Evet, ölmem lazım. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne güzel İslam ya. O kadar kafama yatıyor ki ya. 28 metre mi ne abi ya düştü ya? Yani vallahi o kadar kafama, o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani inandığım için mi bazen diyorum biliyor musun kendi kendime? Ya ben bu dine inandığım için mi seviyorum? Hayır ya. Ya çok çok akıllı bir şey ya. Ancak bunu Allah tasarlar ya. Bu İslam dinini ben yazılım olarak kabul ediyorum yani. Hasiyet abi. Yani biraz mazur karşılayayım Metsupluma ya. Bu kadar mükemmel din olur. Bak şimdi adam basit bir adam ömrü. Ama maksadı âli. Adam o nispetle büyüyor ya. Pat diye büyüyor. La basittin. Âli oldun. Küçüktün büyük oldun ya. Yani himmetini büyük tut ya. Allahu Ekber. Maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Alim olmaya gerek olmadan bir örneği de şey abi. Özür dilerim araya girdim ama. Hani üstad diyor ya Adil Cevazlı Bekir Ağa. 1000 kişinin intibahına diyor şey oldu diyor. Ya. 1000 kişi intibaha getirdi diyor Isparta'da diyor. Bir şehrin intibahına vesile olan o muydu? Evet abi. Ne yapmış biliyor musun? Sordum Rüştü abiye. Okuma yazma da bilmiyor adam. Ha, okuma yazması yok. Ya abi dedim bu sen Tahir abi, Rüştü abilerle, şey, Zübeyir abilerle hep kaldınız. Ustad'da iki tane mektubu var. Nasıl anlatmayayım ki? Çünkü laikalar hizmetsiz anlatılmaz yani. Dedi, ya hiç sormadın mı? Yani bu koca İsparta'nın intibana bu okuma yazma olmayan müftüler yapamıyor da. Okuma yazması olmayan nasıl yaptı bunu dedim. Hiç sormadın mı? Sormaz mıyım dedi. Ne yaparmış biliyor musun? Ne yaparmış abi dedim. Almış böyle kitabı. Gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müftüdür, dükkandır, esnaftır, memur. Kardeşim, benim okuma yazmam yok. Ama buradan bana bir sayfa okur musun? Ona bir tanesi gelse size. Bir ihtiyar ve babanı gelse dedi. Allah aşkına size soruyorum. Dese ki oğlum, evladım. Buradan ne okuma yazmam. Bir sayfa okuyor. Benim biraz ihtiyacım var da. Yani böyle canım sıkılmış ne dediyse. Şöyle bana bir sayfa okur musun? Okurum dedi ya. Veya okurum baba ya. Tamam gör lan. Eskide mektup yazanlar, okuyanlar tek tüktü köyde. Hep ona giderlerdi. Yazarlardı ya. Getir, getir baba demiş. Getir okuyayım demiş. Allah Allah. Okudukça adam okutturdu ya. Ya baba birkaç sefer okuyalım mı dedi ya. Allah Allah. Öyle bir helali ayarlıyor ki herhalde. Ona birkaç dur. Kaç da. Ya dakikalar, saatler alan adamlar olmuş. Adam bırakamamış. Ya baba demiş, bu kitabın sahibi oluyor. Onu uyandırdı, ona gitti, ona dedi aynısını, o da uyandırdı. Böyle her gün belki kaç tane, 20, 30, 40, 50 tane sınıfa gitti. Müftüye gitmiş, ya ihlası göstermiş, tamam mı? İsparta müftüsünü demiş ki, ya demiş böyle böyle. Adam okumaya başlamış ya. Dur demiş, gitme demiş ya, komple bitirmiş. İhlas. Niye? Himmeti büyük. Adam dedi ki, ben bunu yapacağım. Allah'ın izniyle. Demek ki maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Yani insan aktif eder. Maksadın büyük olursa sen de heyecana gelirsin. Büyürsün. Ve hamiyet-i İslamiye galyanı, hamiyet-i aliye var ya şimdi dünya, Türkiye diyor ki, 15 Temmuz'a nasıl hamiyet-i aliye galyan etti? Hamiyet-i İslamiye galyan etti. O nispetten de ahlak tekemül etti. Yani rezil kepaz ama İslam vatan dedi, gayran ettikçe o pislikler aşağıda kaldı. Vatan din, vatan din derken adam da İslam ahlakı âli oldu. Fedakarlık çıktı.
İstinye önündeki hareketleri oradaki meyhaneden çıkan 30 kişi durdurmuş abi. Allah Allah. Meyhaneden çıkan İstinye'deki şeyi. Evet abi. Yani onu şey yapan asker konuşturmuşlardı da ben bir yerde gördüm. Adam hepsi sarhoştu diyor. Mesela şeyde olmuş, o köprüde ölenlerin iki tanesi. Kadıköy'den, Suadiye'den, meyhaneden çıkıp gelmiştir. Sarhoşmuş çünkü sağ olan iki arkadaşa söyledi. Sağ beraber ettik diyor, sarhoştu. Sarhoş. Ya bu sarhoş, şaka demiyorum ha, kendisi söylüyor. Onun hükmü ne olur abi? Şehidi hali olur. Senin vicdanına söylüyorum, sen söyle. Allah da der inşallah. Bize dese sen bunu nereye koyarsın dese, Nereye koyacaksın? Çünkü milleti için yaşadı biliyor musun? Ondan dolayı bak biz ders yapıyoruz. Hisse alıyor buradan. He? Buradan hisse alıyor. Evet. Bu dersten. Çünkü hisse alıyor. Çünkü İstanbul katliamı 10.000 kişiydi. Ele geçen liste. İkinci sırada da bendim. Münafık dediğim için herhalde. Birincisi Kemal Efendi'ymiş. Onun için böyle acayip etkileniyor. Adamlar en ufak detayı değerlendirmişler. Nasıl almayacak bunlar şimdi? Onların da gayesi büyükmüş. He? Onların da gayesi büyük. Evet. Onların da gayesi büyük. Burada büyük bir çukur hazırlamışlar diye söylüyorlar. Evet. Her tarafta. Allah çukur kazanları çukura indirdi. İndirsin ya Rabbi. Nesillerini kessin. Akıllarını kör et ya Rabbi. Risale-i Nur'un hizmeti uğruna hatırla. Kur'an'a ve imana halisen hizmet gayesini taşımak için bir yer okuyacağım. Barla Layıkası 21. Saatim ne kadar oldu? 40 dakika. Tamam biraz da gideyim. Tamam abi. 50 dakika bulalım hadi. Mehmet Ali'm benim sağ ol. Bütün makasidi hayati içinde, bak şimdi, şuraya da bak ya. Bütün makasidi hayati içinde, hayatımız içinde bir sürü maksatlar var. Ama bunun içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Nur talebeleri. Yani çoluk çocuğum var, evladı yarım var, geçim yapıyoruz ama hayattaki gayem, maksadım Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'a hizmettir. Düşüncesi bu. Tamam. Ne yapıyor bana bu düşünce? Seni nereye taşıyor? Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi hakaik imani hizmet olduğunu telakkileridir. Şöyle çok güzel bir şey. Bu ne yapıyor adamı bak? Allah'ın bir gayesine denk geliyor hayatı. Allah bu kainatı niye kurmuş? En büyük gayretullah kimde var? Hani diyoruz ya gayretullah'a dokunur. En büyük gayret sahibi Allah'tır. Gayretullah'a dokunur diyoruz ya. Gayreti insan da gayretullah'a himaye ediyor. O zaman Allah'ın gayesine muvafık oluyor senin gayen. O zaman ne oluyorsun? Dünya hayatının niçin yaratılmış? Netice-i hakikiyesinin, yani burada yaratılmanın neticesi ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin, yani dünya hayatının neticesi nedir? Benim gelmemde fıtratımdaki gaye nedir? En mühimi, hakaik imani hizmet olduğunu telakki etmek. İmana hizmet etmek. Kur'an'a hizmet etmek. İmana ne demek? İmana ne demek biliyor musun? İmanın içeriği Allah. Allah irade-i cüziyenin sarfından sonra kulun irade-i külliyenin irade-i külli olan Cenab-ı Hakk'ın mümin kulunu kalbine koyduğu bir nurdur iman. İmanın içeriği, imanın mahiyeti Allah'tadır. Sureti bizdedir. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ile aynı yerde bulunmak kısacası. Evet. Aynı çizgide. Omuz omuza.
aynı şeyi paylaşmak, aynı yere bakmak. Vay be! 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hat hesap gelmez Müslümanlar, iman edenlerle haşırdı her tarafta bir olma vesilesi, iman. O imanda fiili tezahürü gayet sahip olmak. İmanda mı yazılım abi? İman yazılım değil. Ruh yazılım. Çünkü ruh mahluktur. İmanın ise sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. 42. sayfa İşaret-i Cezada diyor ki iman için. Mümin kulunun iradi cüzeni sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Zatının nurudur. Abi o nur geldiğinde hisseder miyiz? Tabii ki hissederiz. Mesela o ben şöyle anlarım. Genel manada. Tabii genelde. Hissediyor muyuz diye. Tabii ki. Mesela şimdi siz de söyleyeyim. Herkes kendisine şey yapsın. Şu anda ruhunuzda bir rahatlık yok mu? Şu anda bir rahatlık yok mu? Bu ilaç mı içtin? Yok. Nedir bu? Bu hakikat-ı âliye, Kur'ani nurlar ruhunu tenvir ediyor. Elhamdülillah. Onaylanıyorsun. Onaylanıyorsun. Allah onaylattırmasa, sevdirtmese sevemezsin. Getirtmeseydi gelemeyecektin. Şu anda ruhumuzu âli eden, İçimizde mesela benim şu anda cennet havası var ya. Sizde de vardır. Virüs programı yüklüyoruz abi şimdi. Yazılımdaki virüsleri temizliyor. Evet, doğru. Ama hep bu halet olmuyor dışarı çıkıyor. Olmuyor. Ha, Allah Resulüne sahabe aynı soruyu sormuş. Evet. Ya Resulallah biz münafık mıyız? Niye dedin diyor. Dedi ki senin yanında kalkasımız gelmiyor. Huzura kalkılıyor. Dışarı çıkınca bunu zıttı oluyor. Burada imanın özelliğinden, orada beşeriyetimizin özelliğinden. Ne güzel bir Allah var, ne güzel bir din koymuş, ne güzel bir dünya sistemi koymuş, ne güzel bir yazılım verdi bize, ne güzel bir dava verdi. Arkasından yetmiyor, peş peşe peygamberden sonra vekillerini gönderiyor. Kalp tamircileri var, akıl tamircileri var. Ruh tamircileri var, eylem tamircileri var, fikir tamircileri var, his tamircileri var. Bir sürü tamirci var ya. Tövbe estağfurullah, tövbe ama. Kainatın patronu olan Allah, başkenti olan, kainatın başkenti olan dünyaya, oranın başvekili olan peygamberi, dolayısıyla bakanları da işte asıl imamlarını göndererek ta bize kadar bu hakikat gelmiş ya. Nasıl şükredeceğimizi bilmiyor. Bir kere ben yoktum. Yokluğumu da bilmiyordum. Var etti. Herkes böyle düşünsün. Yoktum. Var etti. Varlığından haberdar etti. Etmeyebilirdi. Yaratıldın. Aa bu. Yaratılmış. Varlığından haberi yok. Benim bunu tuttuğumu bilmiyor. Çünkü kendisini bilmiyor bu. Ama ben beni bildiğim gibi Allah'ı da biliyor. Ya bu nasıl bir nimet ya? Yani ben varım ya. Varım diyebilmek için Allah lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Babadan atılan 500 milyon hücreden bir tanesiyle sen ben olmuşuz. Diğerleri atıldı. Seçilmişim ya. Önceden sonradan atılanlardan gene olsa ben olmayacaktım. Yani yaratılmak ne demek ya? Kör olsan, felçli olsan, tamam mı? Ama olsan bile bir şuurun olsun. Ben varım ya, varım diyebilmek. Varım, ben varım. Varlık, vücut adıma göre. Ne kadar nimet bilemiyorum ki ya. İşte hastalık, vücudun birazcık alınması. Yani onunla kıyas etsek bilmiyoruz yokluğu diyelim. Hastalık gibi bir adam kolunu oynatamıyor. Bir varlığın kıymetini anlıyor işte. Dinemize. Evet. Varlığı anlamak için de yok olmak lazım değil mi? Ne dersek hep kayıp diyorum zaten. Peki. Yaratılış. Ne dünyanın netice-i hakikisi. Hakiki neticesi.
Ve bizim dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerin en mühimi hakaik imaniye hizmet olduğunu telakki etmekle insan âli ve gaye sahibi oluyor. Bir daha bak. Dünyanın bir sürü neticesi var. Adem'e de giden var, cehenneme, cennete de. Dünyanın netice-i hakikiyesinin hakiki neticesi, Allah'ın takip ettiği gaye, dünyanın netice-i hakikiyesi ve bizim yani dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin, yani dünyaya gelişimizin beşeriyeti var, vazife-i fıtriyelerimiz var, bir sürü taraflarımız var. Ama vazife-i fıtriyelerinin en mühimi beşerilikte var. Tamam. Ama en mühimi hakaiki imaniyeye, iman hakikatlarına hizmet olduğunu telakki etme nispetinde insan gaye sahibi oluyor. Bunu idrak, dünyanın netice-i hakikisi benim yaratılmamdaki vazife-i fıtriyemi nedir o? En mühimi, bir sürü netice bir şey var. En mühimi, hakaik imaniyeye, iman hakikatlarına hizmet etme nispetinde insan gaye sahip oluyor. Gayesi nispetinde himmeti oluyor. Himmeti nispetinde bu adam âli oluyor. Ve tek başında bir millet oluyor. Allah o ruha bakıyor işte. Allah o ruha bakıyor. Bu sırrı anlayanlar ne feda etmişler, ne ellerinde varsa, bu dünyaya ait ne ellerinde varsa feda etmişler. Hazreti Ebubekir. Yani insan bir fedakarlığı niye yapar? Yani fedakarlık herkeste derece derece ya. Gayesi nispetinde olur. Adamın bir gayesi var, bunu verir. Adamın gayesi var, bunu verir. Adamın gayesi var, bunu verir. Adamın gayesi var, bunu verir. Gayesi nispetinde oluyor bunlar. Senin bir gayen varsa beni itip kalkmazsın. Beni kazanmaya kalkarsın. Üstadımız yola çıktığında tek başınaydı. Evet. Ama kimsenin şahsı kusuruna bakmadan himmetlerini, hamiyetlerini maksada tevcih etmiş, edebilmiş. Ustad, çıraklar ustağı yapmıyor. Ustadlar, ustaları ustad yaptıkları için, ustadlar, ustad, ustaları ustad yaptıkları için ustattırlar. Çırakları usta yapanlar karfalardır. Ustalardır. Ustadlar ise çıraklarla değil, ustalarla uğraşırlar. Öyle, ayağıma bastın, paramı aldın, öyle dedin. Sen, ben sana küstüm, sen bana dersen de şöyle dedin. Yok, o böyle izah yaptı, böyle gitti. Hizmet elemanının, o bir gayesi var, hizmet elemanının şefkini kırıp, atalet ve betalete duçar edip, küfarla savaşmadan geri bıraktırmaz gaye sahibi insan. Çünkü orduda sucu da lazım, tankçı da lazım. Arkada mermi yetiştiren kadınlar da lazım. Üstad diye ya, sen o büyük ayıyla mücadele ederken Çingeniler, Kipekiler sana yardım etti, kötü mü oldu? Ya, gaye sahibi olmalıyız kardeş. Gaye ne? Vazife-i fıtriyemizdir. Kendimizden daha değerli bir gaye gözünü dikmek, o gaye için yaşamak. O zaman kendin cihetiyle ölüyorsun, bunu unutmayın. O gaye nispetinde ölenler öldükten sonra yaşama hakkına sahip oluyorlar. Gayesi için yaşarken ölenler öldükten sonra yaşayanlardır. Öldükten sonra kim yaşıyor? Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, Mevlana'lar. Niçin hala yaşıyor? Çünkü
yaşarken gayesi uğrunda öldükleri için öldükten sonra yaşama hakkına sahip oluyorlar. Dünyevi gayeye dahi Cenab-ı Hak bu ücreti vermiş abi. Vermiş. Adam bir şey bulmuş, onunla yaşıyor. Mesela Edison ampulü buldu. Bir tane ömründe bir şey bulmuş, unutun. Peki, fıtratın isteği olan ahiret Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buldu. Değil mi? En büyük buluşu o yaptı. Ölümsüzlüğü buldu. Ampul olmasa da olur. Çünkü ben ilkokulda gidene kadar elektriksiz büyüdüm. Elektrik bilmezdim, gelmemiştik. Olmadan oluyormuş yani. Ama ahiretsiz ruh olmazmış. Allahsız insan olmazmış. Ampulü buldu, ne kadar meşhur. İhtiyacını hissediyor muydun abi? Peygamber Allah'ı ve peygamber Allah ve ahireti buldu. Onun kadar meşhur değil. Öyle efendim. Ampulün ihtiyacını hiç hissetmiyor. Varlığında haberim yoktu ki ihtiyaç hissediyor. Hakikaten ben de şimdi sen söyleyince hatırladım. Benim de ilkokul 2'ye kadar yoktu da elektrik. Ne elektrik? Bir anne istiyorum. Ne istiyorsun lan? Anne tepede böyle bir şey olan. Hiç ihtiyacını hissetmedim ya. Öyle bir şey yoktu ki ya. Ya acayip bir şey. Olmazsa da olur. Ben ilk defa şey karpuzu görünce anne bu ne derdi. Karpuz yok ya. Zeytini ben ilkokul 1-2'lerde... Abi karpuz durmaz ki siz orada yuvarlanır. Ya taze fasulye, patates, lahana, mısır, tamam Habzi. Balık, işte o kadar, sığır eti. Bu yani. Peki elektrik, elektrikle ne alakalı bir yani? Elektriğim buzdolabıymış. Bana ne dedi biliyor musun? Bir tanesi öyle deyince. İlkokul 3, 4. sınavda elektrik görmedim. Abi belki de buzdolabınız yoktu diyor. Yok canım olur mu buzdolabı? Ondan sonra durdu. Burasını anlattı. Epik abi yemekleri ne yapıyordunuz? Ulan pişiriyorduk yiyorduk o kadar. Senin gibi depolamıyorduk. Peygamberin fıtrı hayatı. Bir tanesi dedi ki, ya peygamberin birikmiş parası var mıydı abi dedi. Bunların bir soru. Dedim, peygamberlerin özelliği isteğine yok diyemezler, var olanı biriktiremezler, vermeleri lazım. Bizde de bu sır olursa o derece peygamberileşiriz değil mi abi? Evet, peygamberi bir ahlak, İssevi meşrep, Müssevi meşrep, Muhammedi meşrep var. İbrahim'i meşrep. Allah Allah. Aleyhisselam. Ya hoş ya. Atlıyorum. Gaye dedik abi şimdi makamat mesela gaye olduğunda meslekte olmuyor değil mi? Hizmetkarlığı usta. Yani gaye sahibi olan da böyle artık makamattır, şudur budur olur. Yani uhrevi makamatta mı olmuyor abi? Olmuyor ki senin. Burada olmuyor. Böyle bir şeyin yok ki. Ama orada olacaktır. Orada zaten var abi. Mesela beraber, tabii mesela bak şimdi. Bir talebelik dost var. Onun da bir gayesi var. Kardeş var. Talebe var. Bunları ayırt eden nedir? Gayesi nispetinde onlar imtiyaz oluyor. Dost, kardeş, talebe, has, erkanlar, rükünler. Bunların peki ayrılığının sebebi ne? Erkanlar, rükünler hadi kader ilahi ayırmış. Diğerleri gaye nispetinde. Himmeti nispetinde oluyor, ayrışıyor. Gaye sahibi olacaksın ya. Gaye sahibi olduğunu kimseyi görmezsin ya. Onu görürsün. Baksanıza ya. Araba gidiyor ya. Tutun ya. Ya arabayı tutuyor aşağı doğru gidiyor. Ya abi çingeneleri çağırmayalım. Niye lan araba gidiyor lan çekeceğiz işte. Abi çingeneler çekerse şahsiyetimiz düşer. Fiyakamız bozulur. Ya fiyakamız bozulur. Lan araba çekeceğiz lan. Çingene önemli değil ki bize kuvvet lazım. Gayesi nispetinde şahsı kusurları görmez. Gayeme yardım et de bir sağ bir tarafından tut da tut bir tarafından. Allah hepimizi gayemize şuurlu etsin. Değil mi? Gayemize şuurlu etsin. Hepimiz gaye sahibiz de ama şuurumuzu âli eylesin. Değil mi? Bundan sonra devam etmeyeceğim yani. Aslında 4-5 tane daha paragraf vardı. Son şeyi okuyayım. Son okuyayım. En sondayı. Peki abi. En son okuyayım. Gayeli abi şimdi hem hayırda gayeli olan insanlar var. Unutulmuyor. Şerde de gayesi olanlar var. Onlar da unutulmuyor. Evet ya. Zirve yapmış o da. Nümine intisalı Allah gösteriyor. Mesela Firavun. Şeddat.
değil mi? Musa, Nemrut, İbrahim, Ebu Leheb, Ebu Cehil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O da onun. Talebenin hassası ve şartı şudur ki, yoksa bir üstün mü okuyor? En sonda işaret ediyorum. Tamam, üstündeki mi? Şu iki tane işaret edin, bir, iki. Ha, en alttaki, en alttaki. En alttaki, evet. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki, sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip, gaye sahibine bak. Yani gaye. Bu sözler dediği, Hazreti Ali bunu külliyata sözler diyor da, sözleri külliyatı kendi malı ve telifi gibi hissedip, sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin. Onun neşir ve hizmeti bilsin. Yani, ben bu dünyaya geldim. Mesela bunu şöyle misal verirdim işte. Ayakkabıcı düşünün derdi. Bir ayakkabıcı. Ayakkabı tamir ediyor. Ya bana her gün müşteri geliyor. 30-40 tane müşteri geliyor. Ha böyle şey var ya, cep kitapları cebe girecek ufak. Meyve Risalesi. Ayet-i Kübra. Küçük sözler. Hanımlar Risalesi gibi böyle. Hepsini koysa. Ya ben ayakkabısını çakarken iki kelime ederim. Müsait olana bunu veririm. Böylelikle Risale-i Nur'la tanıştırırım dese de bu niyette kitapları koysa öyle olsa fakat 40 sene geçti bir kimseye verememiş. Yani 40 sene geçmiş bir tane uygun görmemiş. 40 sene hizmet etmiş gibidir. Onun için hiçbirimizin özrü yok. İş yerindesiniz arkadaşlar. Masanız yok mu yazhanede? Oraya uyduruk muydurukları koyacağına Risale koy. Adam orada beklerken onu okusun. Televizyon açık tutacağını adam orada mecburum. Senin işini bekliyor. Tamam 15 dakika kaldı, 20 dakika kaldı. Ya eşi, yapacağın işi bekliyor senin. Buyurun beyefendi şöyle. Bir de çay ver. Kay oraya. Tamam. Televizyona muptela etme zaten adam. Masaya şey koy yani. Risaleden şey koy. Tamam. Şimdi onu koyduğun zaman adam en azından bir tanışır ya, bir şey olur ya. Netice, son cümle, netice. Hizmet ehli dava ve gaye sahibi olup bu ana gayeleri için lüzumunda rahatını, hissiyatını ve menfaatlerini feda etmekle bu meziyetini fiilen ispat etmeye çalışmalıdır. Mezkür manada gaye hayal sahibi olmak Risale-i Nur'da bir esastır.